Merhaba arkadaşlar. Pandemi sürecinden sonra ilk defa buluşmuş oluyoruz arkadaşlarım. Yeni dersimiz dünyanın oluşumu. Şimdi dünyanın oluşumuyla ilgili baktığımızda arkadaşlar, dünyanın güneş sisteminin oluş dünyanın ve güneş sisteminin oluşumuyla ilgili en son ve geçerli görüş 20. yüzyıl ortalarında Edwin Hubble tarafından ortaya atılmış olan Big Bang teorisidir. Daha sonra bu Big Bang teorisini arkadaşlar Stephen Hawking tarafından daha geliştirilmiş haliyle büyük patlama şeklinde yorumlanmış. Buna bağlı olarak da evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce çok yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini savunan bilimsel bir teori bu arkadaşlar. Devamında görecek olursak arkadaşlar burada diyor ki büyük patlama teorisinde galaksilerin, yıldızların, gezegenlerin bu şekilde meydana geldiği savunuluyor. Bu nasıl olmuş arkadaşlar? Normalde baktığımızda 5 milyar yıl önce oluşmaya başlamış Güneş sistemi ve dünyamızın oluşumu 5 milyar yıl önceye dayanmakta. Bu da diyor ki bir ışık hüzmesi halindeyken büyük bir patlama meydana gelmiş ve bu patlama sonucunda gezegenler, yıldızlar, uzay sistemi ve dünyamızda ne yapmış oldu? Oluşmuş oldu. Şimdi burayla ilgili bizim alacak olduğumuz bilgi şu. Bunun ilk ortaya atılışı ne zaman olmuş? 20. yüzyılda Edwin Hubble tarafından ortaya atılmış. Bu teorinin adı Big Bang teorisiydi. Daha sonraki dönemlerde Stephen Hawking dediğimiz kişi bunu büyük patlama olarak geliştirmiş ve bize sunmuş. Demiş ki gökyüzünde yani uzayda bir ışık hüzmesi vardı ve bu hüzmenin içerisinde büyük bir patlama meydana geliyor ve bu patlamaların yoğunlaşması, diğer elementlerle tepkimeye girmesi sonucunda da dünyamız ve gökyüzündeki diğer gezegenler, galaksiler oluşmuştur, diyor arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi yerin yapısına baktığımız zaman arkadaşlar, yer genel olarak 3 tane katmandan oluşur arkadaşlar. Bu üç katmana baktığımızda şuradaki şekilde göreceksiniz. Birincisi en üstteki katman yer kabuğudur arkadaşlar. Hemen onun altında manto var. En alt kısımda da ne var? Çekirdek var arkadaşlar. Şimdi burada şurayı biraz inceleyelim. Az sonra ayrı ayrı göreceğiz. Yer kabuğu iki tane katmandan oluşur arkadaşlar. Şu yer kabuğu dediğimiz 0,35 kilometrelik alan iki tane katmandan oluşacak kendi içerisinde. Bunlardan bir tanesi sialdir. Diğeri de simadır arkadaşlar. Açılımlarına bakacağız. Manto da yine iki katmandan oluşuyor. Üst manto ve alt manto diye. Çekirdek de dış çekirdek ve iç çekirdek olmak üzere yine ikiye ayrılır arkadaşlar. Yerin iç yapısı hakkında bilgi edinmek istiyorsa bir insan ne yapmalı arkadaşlar? Bunlardan birinci yol deprem dalgalarının hızını ve o dalgaların izlediği yolu takip edecek. Yani onu inceleyecek. İkinci yolumuz volkan patlamalarının sırasında meydana gelen taşları, madenleri inceleyecek arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar bize yerin iç yapısı hakkında bilgi verir. Normalde bizim mantoya ya da çekirdeğe inme gibi bir lüksümüz yok. Bunu biz nasıl inceliyoruz? İşte bu üst mantodan özellikle gelen o mağma patlama, volkanik patlamalardan gelen o taşları inceliyoruz arkadaşlar ve yerin iç yapısı hakkında bilgi alıyoruz gibi. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada önemli bir bilgi var. Yeryüzünden yerkürenin merkezine doğru inildikçe, yani bizim bastığımız yerden çekirdeğe doğru inildikçe yoğunluk artar, sıcaklık artar, basınç değerleri arkadaşlar artar. Evet bu bilgiyi bileceğiz. Bu önemli. Ne diyoruz? Yer üstünden yani yeryüzünden dünyanın derinliklerine doğru yani çekirdeğe doğru inildikçe yoğunluk, sıcaklık ve basınç ne yapıyormuş? Artıyormuş arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi az önce size bahsetmiştik. Yer kabuğunu bunları ayrı ayrı işleyeceğiz dedik arkadaşlar. Yer kabuğunun diğer adı nedir? Litosferdir arkadaşlar. Yani taş küredir. Taş küre ikiye ayrılır demiştik. Bunlardan üstteki olan kısma sial tabakası denir. Alttaki olan kısma da sima tabakası denir. Şimdi sial denmesinin sebebi şu. Bu katmanda silisyum ve alüminyum oranı fazla olduğu için bunların simgeleri birleştirilerek arkadaşlar sial denmiş. Buraya
Granitik kabuk da denir. Granitik kabuk. Sima ise silisyum ve magnezyum elementlerinin simgesi. Yani elementleri burada fazla var. Onların simgeleri alınarak arkadaşlar buraya da sima ismi verilmiştir. Dediğimiz gibi o zaman şuradaki boşluğumuza ne yazarım ben? Yer kabuğu siyal ve sima olmak üzere iki katmandan oluşur. Siyal katmanının en önemli özelliği nedir diye bazen soruyorlar arkadaşlar. Ya da simanın ve siyalin arasındaki fark diye de sorarlar bunu. Diyeceksiniz ki siyal tabakası karalar altında kalın, okyanus altında incedir. Sima ise bunun tam tersidir. Karalar altında incedir ama okyanuslar altında nedir? Kalındır. Niye bu durum böyle? Şimdi burada deniz ya da okyanus kendine yatak oluşturmak için burayı ne yapmış? Aşındırmış arkadaşlar. Bundan dolayı da siyal tabakası okyanus altında nedir? İncedir. Yine simaya baktığımız zaman burayı kırıp yani magmanın buradan gelip burayı kırıp buraya dolması daha kolaydır. Ama karalar ağır olduğu için bunun altına sokulup burada soğuması daha zor olduğundan sima da yine karaların altında ince, okyanus altında kalındır diyeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Mantoya bakalım arkadaşlar. Manto da yer kabuğu ile çekirdek arasında bulunan bir katman. Ara katmandır arkadaşlar. Manto iki kısma ayrılır. Az önce söylemiştik. Bunlardan bir tanesi üst manto, diğeri de alt manto. Üst manto yeryüzüne daha yakın olandır. Bakın ne diyor? Mantonun yer kabuğuna yakın olan akışkan kısmına ne denir? Mama denir arkadaşlar, mama. Diğer bir ismiyle astenosfer de denir. Astenosfer denir. Şimdi yeryüzünde meydana gelen depremler, volkanik olaylar, dağ oluşumları, kıta oluşumları gibi faaliyetler temel kaynağını nereden alır? Mağmadan alır. Enerjiyi oradan alır ve bu olaylar gerçekleşmiş olur arkadaşlar. Devam edelim. Çekirdek. Çekirdek de arkadaşlar en iç merkezdir. Burası sıcaklık ve yoğunluğun en fazla olduğu katmandır. Demir ve nikelden oluştuğu için demirin F, nikelin de Ni olduğu için Nife ismi de verilmiştir. O simgeleri birleştirilerek Nife ismi vermişlerdir. Aynı zamanda çekirdeğin bir diğer ismi de arkadaşlar nedir? Barisferdir. Dış çekirdek sıvıdır. İç çekirdek ise basıncın etkisiyle katı haldedir arkadaşlar. Bunu da bilmiş olalım. Evet, bakın diyor ki ergimiş yani sıvı metallerden oluşan dış çekirdek dünya ile birlikte yavaş yavaş döner. Yerkürenin manyetik alanını oluşturur. Manyetik kalkan dünyamızı güneş patlamaları sonucunda oluşan radyoaktif rüzgarlardan ne yapar? Korur arkadaşlar. Aynı zamanda da dünyamızın dengesini sağlayan yerde yine çekirdektir. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Şimdi yer kabuğundaki taşlar konusunda kalalım. Bir sonraki dersimizde bundan devam edeceğiz. Öncelikle arkadaşlar inşallah 21 Eylül'de yine buluşuruz. Yüz yüze dersimizi yaparız. Ama o zamana kadar arkadaşlar sizden istediğimiz şey bu. Bu videoları dinleyeceksiniz. Dinlemiş gibi yapmayacağız arkadaşlar. Bunları not alacaksınız. Aldığınız notları özet çıkartacaksınız. Ara ara ben size sorular atacağım. Bu soruları da cevaplandırıp arkadaşlar K12'den bana atacaksınız. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı kabul etmiyoruz arkadaşlar. Çünkü tek tek olduğunda bunları tek tek incelemek, ondan sonra kıyas yapıp K12'de değerlendirmek çok kolay bir iş değil arkadaşlar. O yüzden de WhatsApp'tan gelen mesajlarınızı yok kabul edeceğiz. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Şimdilik hepinize iyi günler, iyi dersler diliyorum arkadaşlar. Tekrar hayatımıza hoş geldiniz.